Şimdi biz çilek üretiyoruz. Yani toplu olarak bölgede çilek üretimi bir 500 dekara yakın var. Benim şu an burada bir 10 dekara yakın var. Bir hafta önce hasata başladık. Yani bu sene çok fazla yağmur olduğu için bayağı sıkıntılar çektik. Verim verim iyiydi, yalnız yağmurdan dolayı falan bayağı çiftçi zarar gördü, şey oldu. 50 liradan açtık piyasayı. Şu an 25'in altına düştü. Yani bayağı bir zarar ettik. Geçen dönemlerde elektrik desteği vardı. Şu an elektrik desteği de kesildi. Yani şu an mağdur durumdayız. Yani ürün çöpe gitmesin diye topluyoruz. Bu şekilde yani daha önce tütün yapıyorduk. Şu an çilek de şu an piyasası olmadığı için yani Türkiye'de yani nasıl diyeyim, bilinçsiz tarım var. Herkes çileğe yöneldi. Çilek de dış piyasaya gitmediği için iç piyasada da para etmiyor maalesef. Şu şekilde mesela yüklü verimimiz ilkbaharda Mayıs ayında. Ondan sonra yaz aylarına bölünüyor. Yaz aylarında düşük, sonbaharda bir iki ay biraz yoğunluk var. Onun dışında zaten don düşene kadar devam ediyor hasadımız. Yalnız azar azar. Şu an yoğun dönemimiz Mayıs ayı. Mayıs ayından sonra zaten düşer yazın. Sadece bir tek sulamamız falan bahçeye bakmak kalıyor. Genelde doğu illerine falan gidiyor. Erzurum'dur, Iğdır'dır, Van'dır, Kars, o bölgelere gidiyor. Çünkü Ege bölgesinde fazla çilek olduğu için ta mesela atalım Diyarbakır'a kadar yetişir, Adana'ya kadar yetişir, Antep'e kadar, Urfa'ya kadar yetiştiği için o tarafa fazla rağbet görmüyor çileklerimiz. Genellikle çilekle geçimimizi sağlıyoruz. Bizim halkımız mesela şu anda gördüğünüz gibi bir 500 dönüm aşağı yukarı takriben çilekle geçimini yapan insanlarız. Ben de aynı şekilde çiftçiyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sene ürünlerimizde genellikle yağmurların çok yağması ve zamansız yağması çok etkilendi bizim çilekler. Ondan dolayı mesela çileğimiz biraz arkadaşın da biraz önce bahsettiği gibi 50 lirayla başladık. Şu anda bir düşüşte 25 liraya kadar inmiş durumdadır. Ve genellikle de artık yani tırların gelmesi biraz bizi rahatlattı. Şu anda yüklü şekilde tırlar götürüyor. Tabii haliyle verim de düştü şu anda yağmurdan dolayı, hem de yani şey olarak da maddiyet olarak da düşüşteyiz şu anda. Abi geçim kaynağımız budur yani bizim. Başka da şu anda biraz hayvancılıktır. Hayvan piyasası şu anda normaldir ama genellikle biz çilekle şu anda geçimimizi sağlıyoruz.